Tarihi gün 1 Temmuz XRP fiyatı çakılacak mı? Bu yıl 7. kez gerçekleşecektir. Evet. Yani 7 kez çakıldıysa çakılır. Daha doğrusu 6 kez çakıldıysa 7. de çakılır muhtemelen. Çakılmadıysa çakılmaz. Bu şekilde bir şey verebilirim. Yani bu şekilde bir formül verebilirim. Tabi burası birazcık ve burada bahsetmiş olduğu kısım, yapmış olduğu hani böyle bu açıklama diyelim, başlık kısmı birazcık böyle dramatik, acite bir bölüm yani, o şekilde söyleyeyim size. Birazcık daha böyle nasıl diyeyim, abartı yani, o tarz. Bir unlock olayından tabii ki de bahsediyor. Doğruya doğru yani, XRP'de unlock, XRP'nin kaderidir ve bu noktada unlocklar gerçekleştirilmektedir diye durumun altını çizmekte fayda olacaktır. Tabii ki her zaman bir unlock yani aynı oranda etki etmeyecektir. Bu noktada şu an dolaşımda 45 milyar civarında tabii token var. Maksimum var 100 milyar. Şimdi bu şu demek oluyor. Buradaki rutin unlocklarla birlikte bu arada bunlar 2027'ye kadar bunun tamamının kilidini açmak gibi bir hedefleri var adamların. Adam diyor ki 2027'nin içinde en geç maksimum arza ulaşacak. Yani 100 milyara çıkacak. Adam bunu söylüyor. Hedef bu. Tabii bu nasıl mümkün diyeceksiniz. Yani sonuçta tam bir noktada yavaş yapılıyor. Yani 1 milyarı açıyorsun. Bir yılda ne kadar açabilirsin de bu şey olacak. Tabii burada şöyle bir durum devreye giriyor. 2025'te hani ciddi unlocklar olabilir. Bu arada 2027'den sonra, 2027'nin ardından yakımlar başlayacak. Adam diyor ki arz maksimuma ulaşacak. Devamında biz yakımlar yapacağız. Aslında bunu söylüyorlar yani. Bunu da ifade etmiş olalım tekrardan. İkincisi devamında hani diyor deflasyonist olacak. Bu birazcık dümen. Şimdi açıkça söyleyelim. XRP konusunda yani Ripple tarafını yaptığı açıklama. Neticede şu anda etki eden arz yani dolaşımdaki arz 45 milyar. Şimdi sen onu 2027'ye kadar 100 milyara çıkaracaksın. Bana da bunu 2024'te anlatıyorsun. Sonra bunu peyderpey yakmaya başlayacaksın. Allah bilir tekrar o yakımlarla 45 milyara düşmesi kaç sene alır? Hani ben diyeyim 15 sene, siz deyin 20 sene. Dolayısıyla burada birazcık dümen var. Onu da ifade etmekte fayda var. Hani şöyle bir üslupla anlatıyorlar genelde ya. Ne yakacağız falan, tekrar düşecek kalıcı olarak. Lan zaten bugünden itibaren onun bana yarayan bir bölümü olmaz. İkincisi dediğim gibi böyle bir durum var. Her zaman tabii ki buradaki söylediği kısım biraz abartı. Çünkü 1 Temmuz'da ne olacak? Çakılacak mı? Yani örneğin önceki vakitlere baksak neredeyse yarı yarıya. Yani kiminde yükselmiştir, kiminde düşmüştür, şudur budur. Genelde likidite tabii ki net bir boğada ihtiyaç olur. Mesela şöyle düşünün. SEC davası bitmiş, ETF başvurusu var, belki onaylanmış, Ripple halka arzı olmuş. Yani büyük olayların olduğu noktada sen bir unlock yapsan patır kütür rally yapar bu varlık. Çünkü mesela bu geçtiğimiz günlerde özellikle Borsa kanalında da konuştuk hatırlarsanız. Adamlar ki yalan söylüyor. Diyor ki talep olduğu için diyor biz diyor satış yapıyoruz agrotek tarafı. Halbuki yalan da neyse yani adamın iddiası şu. Millet diyor almak istiyor diyor bizim hisseyi bayılıyor diyor. Biz de diyor o yüzden satalım ki diyor millet alsın falan hesabı. Tabi dümen dediğim gibi fakat böyle bir durum var. XRP ve XRP'de değil sadece kripto paralarda durum bu. Adam hani şunu iddia ediyor. Her zaman tabii ki her şeydir. Adam diyor ki ya bunu alacak olan var, talep var, biz de şey yapıyoruz. İki, tabii ki XRP Ledger'da bunun yapılmasındaki sebep adam diyor ki bu kullanılıyor. Yani alan ciddi bir kitle olduğu gibi Ledger'da kullanılıyor. Geçerli bir sebep bu arada. Ben ona bir şey söyleyemem. Çünkü tamam 100 milyara çıkacak dedik böyle bir şekilde. Fakat 100 milyar da şu anki 45 milyardan tabii 100 milyara çıkma durumu. Hani iki katından fazla yapıyor. %105-110 civarında. Bu yapılmasının sebebi zaten peyderpey ki diyebilirsiniz ki olmazsa ne olacak? Takvimi değiştirirler. Burada bir problem yok. Olmazsa bu şekilde.
Bu noktada sürekli peyderpey artan arz bu noktada talepten gerçekten kaynaklı. Çünkü Ledger'da bunlar kullanılacak. Yani burada arz artacak, fiyat çakılacak gibi düşünmeyin. Bu tarafların gerçekten tuttuğu bir varlığa dönüşeceği ve özellikle Ledger üzerindeki uygulamalarda yer tutacağı için yapılıyor. Bunu bu şekilde ifade etmek lazım. Ama şu anki gibi geçiş etaplarında tabii ki fiyatları etki edebilir. Mesela 1 Temmuz'da fiyat ne olur sorusu. Şimdi bu bilinebilecek bir soru değil. Çakılacak mı? BTC ve genel olarak orta yani etki etmez. Öyle söyleyeyim ben size. Doğrudan etki etmez. Bir boğa etabı olsa bunun talep bulacağını biliriz ve bir FOMO'yla bu yükseliş getirebilir. Büyük bir ayı ortamındaysa tersine düşüş getirebilir, getirmeyebilir. Böyle de bir durum söz konusu. Yani bunun bir cevabı bulunmamakta. Ha bak şöyle olur, böyle olur. Çünkü miktar sonuçta 1 Temmuz'da şey yapacak diyor. Bu bir diğer deyişle 44'te 45'te 1'i. Yani 44-45'te 1. Değil mi? Yani bu ne kadar büyük, ne kadar fiyata etki eder tartışılır. Neticede. Değil mi? Yani çok düşük bir. Neredeyse yüzde yarım gibi bir şey yapıyor. Şimdi bu kadarlık bir arzı artırmak fiyata ne etki yapabilir tam olarak? Bir etki yapmaz. Ha, bunun tabii ki rutin olursa, arz düşük olursa vesaire belki aylar içerisinde hani şu sorulabilir. 2024 yılı genelinde XRP'nin düşük kalmasında altcoin'ların etkisi olmuş mudur? Olmuş olabilir. Ha, bu da böyle tam birincil şey değil. Bak tekrar söylüyorum. Çünkü aynı süreci faizin düştüğü, enflasyonun dindiği etapta yapsan burada kat kat XRP'nin rally yaptığını söyleyebilirdik. Ve sorulsa altcoin'ların bu rallide pozitif payı var mıdır diye yine olabilir cevabını verirdik. Tamam mı? Nerede ne yaptığın tabii ki ana ana farklılık gösteriyor. Bu arada şunu tekrardan bakın rica edeyim. Yani videoyu beğenelim, kanala abone olalım. Bunları gerçekleştirelim. İzleyenler yapsın. Beğensin, abone olsun. Dediğim gibi hazır videoyu kapatırken tekrardan bunları da söyleyeyim yani. İsterseniz Facebook'tan da yine takip edebilirsiniz. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Facebook linki dediğim gibi videonun açıklamalar bölümünün en alt kısmında var. Zaten tıklayarak oraya yönlendirileceğinizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Beğenelim, abone olalım dediğim gibi ve Facebook sayfasını takip edelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. Videoyu izleyen herkese hoşça kalın.